Herkese günaydın. Bu saçlar ne? Üflüyor. Saçları uzadıkça böyle dağılıyor. Çok da toka sevmiyoruz. Artık mecbur her sabah kalktığında bağlayacağım. Ellerini yine saçına sürmüş. Saçları değişik. Özgü duruyor. Ne yiyorsun? Yumurta, patates, zeytin. Afiyet olsun. Bizde de bugün böyle bir kızartma yaptık. Biber, patates ve burada yumurtalarımız var. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Herkese günaydın. Biliyorsunuz ki bugün çeyiz alma günü. Pınar ablamın çeyizleri alınacak. O yüzden de çeyiz almaya geldiklerinde de böyle çayın yanına bir şeyler vereceğiz. Ben de patates salatası annem bana yaptı dedi. Ben de patates salatası yapacağım. İşte patates salatası Seda yapacak. Annem bir şeyler yapacak. Hep birlikte halledeceğiz inşallah. Sonra da çeyiz almada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, burada patatesleri görüyorsunuz. Ben şunu biraz deneyeyim dedim de birazcık fazla kesmişim. Şunu şimdi bir yiyeceğim bakalım. Olmuş mu, pişmiş mi? Pişmiş gibi ama. Gayet güzel olmuş, tamam. Yemekten konuşamadım. Tamam, bu olmuş. Şimdi ben salata malzemelerimi koyacağım. Ben soğan, kuru soğan koymuyorum. Yeşil soğan ve marul koyuyorum. Ve bir de baharatlarla tatlandırıyorum. Baharatları en son koyacağız. O yüzden aşağıda koyarım baharatları. Ama şimdi malzemeleri doğrayacağım. Sonrasında bunları da doğrayacağım. En sonunda birleştireceğiz. Evet, biliyorsunuz ki bugün çeyiz alma var. Bunun için de böyle ailece gelecekler. Sonra erkekler herhalde taşıyacak çeyizi. Tabii sandık parası falan da var. Adetlerde. Seda tutacak sandığı. Onun için bayağı heyecanlı. Acaba şey çok merak ediyorum. Özgür'ün zamanında mesela böyle şeyler kalacak mı? Çok merak ediyorum. Özgür anneciğim, eğer başka şeyler falan olursa ya da kalırsa muhakkak bu videoma yorum yap, olur mu? Belki ben hayatta olmam. Allah. Yani Allah bilir. Bilmiyorum. Zaten soğan doğruyorum. Şimdi Özgür'ün çeyizini göremeyeceğimi hayal ettim. Şimdi ağlayacağım. Gerçekten ruh hastası mıyım acaba? Ay, sinirim bozuldu. Ay, vallahi insan kendisiyle de eğlenir mi demeyin. Ben çok eğleniyorum. Aa, gülüyorum. Ya kuru soğan yakar, yeşil soğan niye yaksın ya? Of. Her yeri dağıttım. Dur şimdi. Böyle kısır, patates salatası falan. Öyle şeyler yöreden yöreye acayip farklılaşıyor. Bazıları mesela soğan kavurup koyuyor. Bazıları çiğ çiğ soğan koyuyor. Kuru soğandan bahsediyorum. Allah'ım, yandım ya. Salçalı falan yapılıyor. Yöreye göre değişiyor. Ama bizde daha şey, basit yani. Çünkü ne var? Marul, şey, işte yeşil soğan. Bak yine konuşamam, olmaya başladım. Zaten bence önemli olan... Aha. Murat Özgür'ü uyanmış ki Murat ses çıkartıyor. Bakın dinleyin. Dur ben de konuşayım, nasıl konuşuluyor. Ha. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kızını uyutuyorum. Özgür uyanık mı? Evet. Tamam, dinliyorum ben sizi, mutfaktayım. Değişik bir iletişim stili. Günlerdir şu şarkı dilimde. Aklımda, fikrimde hep sen varsın. Rüyalı, hülyalı gözlerin var. Muratlara söyleyeyim. Birazcık moralleri düzelsin. Aklımda, fikrimde hep sen varsın. Rüyalı hülyalı gözlerin var. Annesi gülüyor sana, komik değil.
Gülüyor mu? Tamam konuşayım. O zaman sevdiği bir şarkıyı söyleyeyim. Baby Shark düt 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 baby Shark düt 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 baby Shark. Ağlıyor mu? Gülüyorsa neden ses çıkarmıyor? Oy oy nasıl tatlı baby sen? Geliyorum. Şimdi patatesleri doğrayacağım. Marul birazcık az oldu. Annem aşağıda almış marul. Oradan yıkayacağım. Bunu karıştıracağım ama aşağıda karıştıracağım. Hem oradaki marulları da aldıktan sonra hem de birazcık daha zaman geçsin istiyorum. Böyle. Özgü Duru hazır. Özgü Duru hazır mısın kızım? Evet, saçlarını annesi topladı. Sesini giydirdi ve Özgü Duru hazır. Şimdi sıra bizim hazırlanmamızda. Lütfen tokalarını elleme. Annesi saçlarını tutup eline emmesi gerekiyor. Evet, saçları burada kızımın. Çok güzel oldu. Evet, ben hazırım. Şöyle elbisemi göstereyim. Elbisem gerçekten çok güzel. Sonbaharlık, kışlık çok güzel. Böyle giy çık elbiselerden biri. Şöyle detayda da ekoseli. Kemer detayı var. Böyle yakaları neye kadarlar? Sivri yaka. Harika ya, ben beğendim. Nasıl olmuş sizce? Ben bu elbiseyi Bay Yasemince sayfasından aldım. Daha çok güzel ürünler var. Aşağıya linkini ekliyorum. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Evet, patates salatamız da hazır. Hadi artık aşağı inelim. Merhaba, hoş geldiniz. Kapı biraz açılmıyor da. Hoş geldiniz. Kapımız biraz açılmıyor. Ha, ben bak, kapı açılmıyor bak. Kapışacağım. Evet, bir şey değil mi? Kapışacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Baba yaptım ben böyle. Baba nasılsın? Daha var mı? Hoş geldiniz. Çayınızı içer mi de? Kapıyı hemen açmıyordum diye konuştum. Atılır mı? Teşekkür ederiz. Açılır. Atılırsa aç. Atılmazsa aç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, burada az önce çekemedim. Kapı açıldı. Kekler var. Patates salatası yapmıştık. Burada ne var bakalım? Burada poğaçalarımız var. Poğaça, patates salatası, kek, börek var. Şimdi annem de çayı demliyor. Burada bardaklarımız hazır. Misafirlerimiz de geldi. Arkadaşlar, bir yağmur yağıyor, size anlatamam. Şöyle bakar mısınız? Bilmiyorum gözüküyor mu da. Aşırı yani. Biz akşam yemeğini böyle peynir, zeytin falan koyduk. Şimdi babamlar, Sedalar falan var. Murat şimdi içeride su falan vardı. Böyle çok aç değiliz zaten. Öyle bir atıştıracağız. Murat da burada acık alıyor. Yumurta yapıyor. Çayımız da demlendi. Şimdi hep birlikte oturup yiyeceğiz. Ben yemeyeceğim. Ben çok tokum. Allah Allah. Ben bir çay içerim. Çünkü çok yedik. Aslında çok yedik ama... Çeyiz taşıdım. Ben az yedim ki aşağıda. Az yediğim dediğin bizim kadar yedi. Aşkım, sizden sonra ben bir poğaça daha yedim. Yani bizden de bazı yedim. İki poğaça, bir su böreği, bir kek, bir de
şey yedim. Salata. Bu pelle bezi tavayı tutmak için mi? Hayır, sakın. Onu kullanmayı çok güzel tava tutuluyormuş onunla. Şimdi dondurma aşamasına geçtik. Dondurma yiyeceğiz birazcık. Yağmur havada da dondurma değil, böyle kahve ve kitap gider. O yüzden ben birazdan onlara da geçeceğim. Ama önce şu dondurmayı yiyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ara ara böyle okuduğumuz kitapları size gösteriyorum. Bunu aylar önce almıştık. Bunları yeni aldık. Trendyol'dan kitapların indirimi vardı. Şu ikisini oradan almıştık. Hala da indirimler var. Aşağıda isterseniz linkini eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu kitabı aylar önce aldım. Ve hala yani 30. sayfada falanım. Okuyamadım bir türlü. Çünkü hiç vaktim olmadı. Bu bir bahane değil biliyorum. Ama akşamları çok yorgun oluyorum. O yüzden de böyle yatıp uzanmak istiyorum. Ama değişiklik yapacağım artık. Böyle sürekli dizi, sonra işte özgürlükten sonra dinlenme yapmayacağım. Biraz da beynimi dinlendirmek için kitap okumaya ihtiyacım var. İşi bıraktığımdan beri bir tane bile kitap bitiremedim. Aslında baktığınızda daha fazla vaktim var. Ama bunu çok iyi değerlendiremedim. Başka şeylerle ilgileniyorum. Bunun için de bu kitabı bugün itibariyle tekrardan seri bir şekilde okumaya başlayacağım. Murat, bunun kaç sayfasına kadar, yarısına kadar geldin mi? Neredeyse. Murat yarısına kadar okudu ama devamını getirmedi ve direkt buna geçti. Otomatik portakala geçti. Onu da bitirdi. Şimdi şöyle, kitaplarımızdan başlayalım. Evet. Sineklerin Tanrısı William Golding yazmış bu kitabı. Adaya düşen böyle çocukların hikayesini anlatıyor. Evet. Çocuklar adada mahsur kalıyorlar. İşte daha küçük olan çocuklar var. 10 yaşında olan çocuklar var vesaire. Onların yaşam savaşını anlatıyor. Güzel bir kitap aslında. Ben de okudum bayağı. 190'da mıyım? 150'de mi neyim galiba? Güzel bir kitap. Okunabilir yani. Bunu tavsiye ediyorum. İkinci kitabımıza geçelim. Otomatik Portakal'ın filmini izleyenler olmuştur mutlaka. Bu adamın da hayat hikayesi çok tuhaf aslında. Ben de burada okudum, yeni öğrendim. Anthony Burks diye bir adam. Bu adama diyorlar ki senin bir sene ömrün kaldı diyorlar. Bu da karısının geçimini sağlayabilmek için bir sene içinde 5 tane kitap yazıyor. Çok tuhaf değil mi? Çok güzel. 5 tane kitap yazıyor, sonra adam ölmüyor. Meğersem işte hastanede bir karışıklık olmuş. Tam eski Türk filmlerindeki gibi böyle. Sonra bayağı roman yazmaya başlıyor. 50'den fazla roman yazmış. Burada da bir ceza sisteminin aslında cezaevlerini eleştiriyor bir yandan. Bir yandan da insanların üzerinde deneyler yapıyorlar. İşte insanları, suç makinesi olan insanları düzgün bir insan haline getirebilir miyiz, getiremez miyiz gibi değişik bir konusu var. Gerçekten çok farklı bir kitap. Yani mesela sigara yerine kanser diyor. Sigara kelimesi hiç geçmiyor kitapta, kanser diyor. Peki kitabın adıyla ne ilgisi var? İşte insanları bir otomatik portakala dönüştürüyorlar aslında. Yani suç makinesi olan insanları alıyorlar, psikolojik deneyler yapıyorlar, ilaç veriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Kitabın hepsini şimdi anlatmayayım sana. Hı. O insanlara vursan bile onlar sana karşı bir şey yapamıyor. Robot gibi oluyorlar, ağlamaya başlıyorlar. İşte mideleri bulanıyor şiddet gördükleri zaman veya birini bıçakladıklarını düşündükleri zaman mideleri bulanmaya başlıyor falan. Öyle bir değişik bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Filmi de çok güzel. Filmini de izleyin ama biraz tabii yani şey sahneler var. Artı 18 yani biraz. Hmm. Aslında o filmi hani ailenizle izlemeyin yani. 18 yaşından büyükseniz kendiniz izleyin. Bunu ben çok duydum. Çok duydum. Çok önerilen bir kitap. Okumak nasip olmamıştı. Şimdi yeni aldık. İlk 15 sayfasını falan okudum bugün. Adam araba sürerken birden kör oluyor. Benim okuduğum yer bu. Devamını bilmiyorum. Ama gerçekten körlük romanı bayağı önerilen ve sevilen bir roman. Zaten Nobel Edebiyat Ödülü. Bu da Nobel Edebiyat Ödülü almış. O klasik. Yani siz zaten şöyle söyleyeyim size. Bir kitap alacağınız zaman siz yayın evine bakıp hani hangi kitabı alsam acaba, hangi kitabı alsam diye düşünürken yayın evine bakıp bile buna karar verebilirsiniz. Türkiye İş Bankası Yayınları zaten evet, çok önemli bir yayın evi. Bakın bu kültür yayınlarında mesela bu 34. basım, bu 45. basım.
Yani bu kitaplar artık kendilerini kanıtlamış. Hı. Bayağı okunmuş ve sevilmiş kitaplar. Evet, basıma göre de bakabilirsiniz. Yani tabii ki kendi tarzınız vardır. Hani bazı kitabı beğenirsiniz, bazısını beğenmezsiniz ama en azından yayın evindeki kitapları inceleyerek güzel kitaplara ulaşabilirsiniz. Bunu da inşallah okuyacağız. Teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. İstiyorsanız hani kitapları ben güzel bulduğum, kaliteli bulduğum yayın evinden olan kitapları birkaç link için hazırlayabilirim hani. Olur. O şekilde olabilir, yapabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Kitap köşemizde bu hafta 3 tane kitap vardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Biz artık kitap okuma saatine geçiyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.